dersi kısırga. Gir içeri kır dizini, dön önüne kısırga. Hadi gör baban dayak dayak yersin kısırga. Askerden arkadaşı Fevzi Çavuş var ya, işte onlar geliyor. Hadi ya. Sıdıka, bana bak, babam sorarsa beni görmediniz, duymadınız ona göre ha, tamam mı? Hayır, hiçbir yere gidemezsin, gel buraya, tamam mı? Babamın askerlik anılarını toplu bir şekilde dinleyeceğiz. Böyle acılı bir günde bizi yalnız bırakamazsın. Ya babamda da ne anı varmış birader, anlat bitmiyor. Yani sanki askerliğini anı komandosu olarak yapmış herif. Herif deme babaya. Tamam Sıdıka, görünce söylemeyi verirsin. Olur biter, ben gene de gidiyorum, tamam mı? Bu arada babamın askerlik anılarını iyi dinle. Duymadığın bir şey varsa sonra bana anlatırsın. madem öyle ben de gideyim bari. Hadi görüşürüz. Tamam. Sıdıka! Efendim? Kız sen nereye gidiyorsun? Ha? Hiç. Bakkal alışveriş yapmaya gidecektim. Hani akşama misafir gelecek ya. Kız iyi ki hatırlattın bana. Sen git ne istiyorsan alışveriş listeni falan yap. Ben de babana arayayım, yeni bir alışveriş listesi yazdırayım. Nasıl olsa akşama arkadaşı gelecek, hiçbir şeyimize hayır demez. Her şeyi kabul eder. Alo. Zekeriya, anacığım akşama misafirlerimiz gelecek ya. Biliyorum tabii Safiye. Fevzi Çavuş'um gelecek. Evet işte, ben de Fevzi'nin sevdiği yemekleri yapayım diyorum Zekeriya. Ha Çerkes tavuğu falan severdi. Onun için eve kasabın çırağıyla bir tavuk yollayıver bir zahmet canım. Bak Safiye, sevdiği yemekler dedin de böyle biz askerdeyken fasulye ve bulgur çıkardı böyle gün aşırı. Ki biz buna zorlu ikili derdik. Yapma gözünü seveyim Zekeriya, ha? Akşama sakla anılarını anacığım, olur mu? Tamam. Başka ne lazımdı? Eve bir mutfak robotu lazım, bir de mikrodalga fırın ve... Ne diyorsun lan sen manyak karı? Arada Sıdıka'ya çeyiz mi düzüyorsun? Durduk yerde enflasyonu körükleyip durma, eldekilerle idare et hadi. Anacığım senin arkadaşın geliyor yani. Bir malzeme listesi vereyim dedim, değil mi Zekeriya ha? Hani bu mikrodalga fırın meselesi biraz saçma ve anlamsız oldu ama yani mutfak robotunu mutlaka hallediver Zekeriya, anlıyor musun? Sonra ne bileyim canım, bir eksik bir gedik falan olur yemeklerde. Hani tuzu tadı falan kalmaz. Onlar birden tuz kaçıverir elimden falan. Anlıyorsun değil mi? Sıdıka da grafo kağıdı istiyor Zekeriya ha. Ne mi yapacak? Ay ne bileyim ne yapacak canım, Allah Allah. Kızın canı çekiyor grafo kağıdını. Tamam anladık, tamam hadi. Merhabalar Zekeriya Bey. Bakın size ne diyeceğim. Ben düşündüm taşındım, evimi o gemi kaptanına vermemeye karar verdim. Ben zaten kafadan adama hayır, o kadın size evini asla vermez dedim. Dedim de bir de
lütfedip nedenini siz açıklar mısınız acaba? Belki müşteri bilmek ister de. Siz de bilirsiniz, bu kaptanlara pek güven olmaz. Bunlar sürekli dolaşırlar, aylarca eve uğramazlar. O zaman da haliyle kirayı geciktirirler. Kirayı aksatır. Tır. Siz benim tırlamama bakmayın Hayri Hanım, devam edin lütfen. Tabii. Bu adam sağda solda dolaşmaya başlayınca ne oluyor? Karısını ihmal ediyor. İhmal edilen kadın ne yapıyor? Vır adamın beynini yiyor. Adam da mutsuz olunca ne yapıyor? İçkiye dadanıyor. Ya evet, maşallah. Ne kadar böyle entrikalar ve dramlarla dolu bir şekilde anlatıyorsunuz Hayri Hanım. Biraz daha anlatın lütfen de reyting alalım. Ay her neyse canım. Tamam. Zaten beni deniz tutar. Bu yüzden evimi kaptana maptana vermiyorum. Vallahi tebrik ederim Keremciğim. Müessesemizde ayın personeli olarak seçilmiş bulunuyorsun. Bu vesileyle seni tebrik eder. Başarılarının hizmetlerinin devamını dilerim canım. Al. Zahmet etmişsin Kenan abicim. Sağ olasın. Estağfurullah. Layık olmaya çalışacağım. Devam et görevine. Bravo Kerem. Bravo kardeşim. Hayri oğlum, gelip bir tebrik etsene personel arkadaşını. Gel bir elini sık çocuğun ya. Mangalı yakıyordum da ellerim kömür karası patron. Ben sonra tebrik ederim arkadaşı. Ne bozuluyorsun lan Şimşir? Önümüzdeki aya da sen olursun ayın personeli. Kıskanılacak bir şey yok ki bunda. Ne kıskanacağım abi? Bu bütün sektörlerde böyledir. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlar hep geri planda kalır. İşin mutfağındaki emekçiyi kimse görmez abi. Nerede vitrinde dolaşan birkaç tane artist varsa onlar toplar parsayı abi. Şşş, ayıp ediyorsun ama Hayri. Kalp kırıyorsun bak ha. Biz öyle yavşak sektörlerden falan değiliz kardeşim. Aramızdaki dostluk ve sevgi şeysi üzerinde yürüyor bu dükkan Hayri'cim ya. Yani bakma sen yani. Ben bunları yabancı köfte şirketlerinde gördüm. Bu ayın personeliyle şikayet kutusu olayını. Tamamıyla imaj yani ya. Tamam be Hayri, uzatma ya. Oho, çocuk gibisin be abi. Cankuş. Pardon Kenan abi, imajını bozdum abi. Biliyorum, boşuna soruyorum ama acaba evinizi bir korumaya verir misiniz Hayri Hanım? Sayın Cumhurbaşkanımızın koruması. Koruma mı? Ay olmaz. Onlar çok çamaşır yıkarlar. Hayır, anlamadım yani. Ne alakası var? Televizyonda hiç görmüyor musunuz? O korumalar her gün böyle bembeyaz gömlekler, pırıl pırıl takım elbiseler içinde geziyorlar. O beyazlık için her gün çamaşır yıkamak lazım. O zaman da haliyle iki günde apartmanın deposunu boşaltıverir bunlar. Ya tabii. Çok çamaşır yıkayıp insanın ömrünü, suyu bitirirler. Ayrıyetten oraya şeyi de yazın. Benim apartmanın elektrik tesisatı eskidir. Her gün çamaşır yıkamayı kaldıramaz o tesisat. Hayırdır Zekeriya Bey? Sinirden herhalde mideme kramp girdi. Ay demek mideniz rahatsız. Umarım şimdi dükkanın orta yerine kusmazsınız öyle Zekeriya Bey. Sana ne be kadın? Sana ne? Dükkan benim değil mi? İstediğim yere yapar. Ay tamam. Sinirlenmeyin siz yeter ki. Yalnız bir şey soracağım size. Niçin deminden beri her söylediğimi oraya kaydediyorsunuz? Bunları birine mi vereceksiniz? Hayır efendim. Hayır. Kimseye vermeyeceğim. Sizin ağzınızdan çıkanları yırtmak için yazıyorum. Böyle o zaman sizin ağzınızı yırtmış gibi rahatlıyorum. Sinirlerime iyi geliyor. Ağzınızı yırtmış gibi. Anladınız mı? Ağzınızı yırtmış gibi. Midem falan rahatlıyor. Oo! Ne yapıyorsun Sıdıka? İnsan dükkanın önünden geçerken bir hayırlı işler diler. O güzelim uğurlu ayaklarınla minibüsün debriyaj pedalına bir bas da işlerimiz açılsın be, ne olur. Ha? Hayırlı işler diliyorum Kerem. Fakat acelem var, yolu açarsa eve gideceğim. Bakıyorum da 4 kişilik bir ailenin mutfak masrafından daha fazla alışveriş etmişsin. Misafir mi geliyor yoksa? Kim onlar, ben tanıyor muyum Sıdıka? Bir mani yoksa ben de gelebilir miyim? Tabii.
Baban ve silah arkadaşları toplanacaklar. Gel senin üstünde askeri manevra yapsınlar. Kıyafet mecburiyeti var mı Sıdıka? Sana yok Kenar. Her zaman giydiğin deli gömleğini giyip gelebilirsin. Deli gömleğini? Bak kırıcı oluyorsun ama Sıdıka ha. Deliysem sebebi sensin. Gel o zaman ilacı ol şu deli yüreğimin ya. Sen git de minibüsünüzün aküsüne tut çarptır kendini. Belki elektroşok iyi gelir. Bizi çarpan çarpmış zaten kızım. Şokun kralını yemişiz biz kalbimize be. Ama şu kaldırımlar şahidim olsun. Bir gün tıpış tıpış koşup geleceksin kenara. Bakalım o zaman ben seni affedecek miyim? Elveda. Hayrola hocam? Beyannameyi dolduruyorsunuz yoksa? Yok canım, önemli değil. Kitap yazıyorum da. Aa, kitap mı? Konusu ne hocam? Konusu dövüş teknikleri. Yani dövüş severler benim tekniklerimden yararlansın istiyorum. Kalıcı olmak arzusundayım da. Ne kadar güzel. Yani bildiklerinizi yaşatmak istemeniz. İyi ama hocam zaten ben varım ya. Yani bildikleriniz gelecek kuşaklara iletilecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın yani. Evet ama insanoğlu et kemik misali Samim ölür gider. Oysa ben eserim yaşasın. Milli Eğitim ve Savunma Bakanlığı tarafından okullara tavsiye edilsin istiyorum. Sizi tebrik ederim hocam. Artık bir yazar sayılırsınız. Ya niye yazar olsun ki? Bu yazdıkları yemek tarifi gibi bir şey Itır. Bunu herkes yazar ya. Önemli olan beyin. Tabii beyin ama gördüğüm kadarıyla beyin ve el aynı hızda çalışmıyor. Hocam siz bunu böyle yazmaya devam ederseniz önümüzdeki yüzyıla anca biter bu kitap ya. Bu arada dövüş teknikleri falan değişir ha. Başlamak bitirmenin yarısıdır Samim. Her neyse hocam. Siz kitap yazdığınıza göre bugün ders verse olmaz. Biz Itır'la gidelim hadi. Tabii Itır. Tabii. Yaratım sürecinde bir yazarı yalnız bırakmak gerekir. Yok hayır gitmeyin canım. Ben sonra da yazarım. Yok yok hocam ısrar etmeyin. Bu değerli eserden kimse mahrum kalmasın ama değil mi Itır? Sizden hatta yeni yeni kitaplar bekliyoruz. 5 cilt, 10 cilt, 15 cilt, 25 cilt. Hadi gidelim Itır. 25 cilt. Şu domatesleri. Baban görüyor şimdi buradan mevzu açar Sıdıka. Hani böyle bir keresinde biz kol boyu hizaya girmiştik. Aha bu domatesler gibi. En başta bilmem kim vardı. Yok o da filanca fiş mekancanın oğlu falan. Anlat dur sabaha kadar. Çabuk şunları dağıt çabuk. Ya anne, anne o kadar dağıtma tamam. Ya anneciğim yapma. Babam muhakkak o konuda da anlatacağı bir anısı vardır. Biraz ısıralı dursun yine. Nasıl? Kız sadece domatesle bitmiyor ki. Geçen sefer de ekmekten mevzu açmıştı Sıdıka. Ay insan bununla uğraşana kadar kafayı yer anacığım. Ne yapalım anneciğim, misafir ağırlamak kolay değil. Kız niye hep onlar bize geliyor? Benim anlayamadığım şey de o Sıdıka. Bir kere de biz kalkıp onlara gitsek ya. Ama yo, o Feyzi'nin karısı var ya öyle kurnaz ki o Sıdıka. Tabii hem de çok tembel. Tabii davet mavet biz gidersek başına gelecek şeyleri biliyor. Cin gibi o kadın cin. Bak geldiği zaman dikkat et. Ay tamam anne tamam. Ay dedikodu çarpılarını böyle döndürmeye başladın gene ya. Söylediklerini duymak istemiyorum tamam mı? Al. Aman iyi tamam madem şahit olmak istemiyorsun git mutfağa muhallebi pişir o zaman Sıdıka. Ha? Hem vakit geçirirsin çocuğum hem de şahit yazılmazsın. Ne diyorsun? Alternatif ev kızı. Ha? Seviyeli magazin. Ah kolaları getirdim teyze. Bu ne böyle kız tas içinde açıkta kola satmaya başladılar Zehra ha? Bu da para üstü. Yok teyze kutudaydılar ama kutuları ben aldım. Ay şimdi bunun gazı kaçmıştır Zehra. Ay niçin kutuları aldın canım ha? Nasıl olsa atacaktınız teyze. Ben satıyorum ya bunları. Allah Allah. Farz-ı mal Zekeriya amcan diyet kola içmek istedi. Hepsini birbirine karıştırmışsın çocuğum. Olur mu? Aman anne boş ver o kutular onun bahşişi işte. Hem diyet kolayı da sen merak etme. Hafif olduğu için üste çıkmıştır. Böyle yoğurdun kaymağı gibi sıyırır alırsın. Hadi bay bay. Oh. Abi, şu bayanın. Lan Hayri, ben ocağın sekme idaresini üzerime alırım. Sen manavdan bir koşu salata malzemesi kap da gel, hadi, hadi.
Yanan ocağımı bırakıp da niye ben gidiyorum Kenar abi? Ayın personeli bey gitse olmuyor mu abi? Lan uzatma işte, bak görmüyor musun, adam servis yapıyor, uzatma işte ya, oho. İşte memleket bu yüzden batıyor abi, budur. Millet en küçük bir işte eşini dostunu akrabasını kayırıyor abi. Ayın personeli seçilecekse akrabadan biri seçiliyor. Nerede bir angarya var, bir garabanın sırtını yıkılıyor abi. Alavere dalavere bizim Mehmet nöbete. Hadi abi, budur abi. Tamam lan uzatma lan, tamam kapat lan, kapat, kapatıyoruz lan. Söndür ışıkları mışıkları, cenaze dolayısıyla kapalıyız. Cenaze mi abi? Evet, senin cenazen. Ulan iki saattir sana orada servis yapma, bak müşteri bakıyor. Gir lan içeriye, sok lan, sok lan, duman geliyor lan, sok. İyi akşamlar. Zekeriya Saka Emlak Ofisi'ne hoş geldiniz. Emlakınız varsa bir, yoksa iki, sadece işletmek için aradıysanız üç tuşuna basın. Ne üç, ne dört, ne beş, bom! Öldür sen Zekeriya! Fevzi Çavuş'um. Zekeriya mı başı? Zekeriya Saka Emlak Ofisi, 4 satılık bir kiralık ev, 18 kavanoz sinop balığıyla emir ve görüşleriniz hazırdır komutanım. İşletmeniz yeni açıldığından yıllık hasılat henüz hazırlamamıştır komutanım. Asker Rahat! Hoş geldiniz yenge. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hakiki sinop balı mı bunlar? Tabii tabii, hakiki sinop balı. Buyurun bir kavanoz alın, müessesemizin ikramı olsun size. Şunu alayım o zaman. Alın, alın. Sülalece yersiniz. Ben de tam kapatıyordum şimdi. Hep beraber bize gidiyoruz. Buyurun yenge, buyurun. Ya Zekeriya, sen sinopluydun değil mi? Evet, evet, sinopluydum. Sizin koğuşta bir sinoplu daha vardı. Kemal. Ha, Kemal diyor ya. Ya o ya. Ya ne acayip adamdı o be. Ya ben gitsem olmaz mı ya? He? Samime nöbet yazılmış. Gitti dersiniz anneciğim. Olmaz öyle şey Samim. Yer mi adam? Kısa gün yeni biliyor senin. Ta eline büyüdün adamın. İyi ama anneciğim. Ben çocukluğumdan beri aynı şeyleri dinleyerek büyüdüm ya. Yani çocukluğumdan beri kendi anılarından çok babamla Fevzi Çavuş'un askerlik anılarını hatırlıyorum ya. Abi sonuç olarak sen de askerliğini yapmış bir insansın ya. Şöyle bir gün nöbetteyim, anan sıra dalmışım türkü söylüyorum, nöbetçi subay geldi filan diye mevzuya dalsana. Ay bizim için de değişiklik olur ya. İyi de beni konuşturmuyorlar ki kızım. Aman Sıdıka, bunun askerlik anısından ne olacak? Deprem zamanı 28 gün askerlik yaptı kızım ha? Yani her gün anlatsa toplam 10 dakika falan eder. öyle deme ama anneciğim ya, bizim de kendimize göre anılarımız oldu yani. Askerlik ocağında. Hatta bir gün bak en komik şu. Ay kapı çaldı dur. Ağır ol bakalım, karavanacıları bekle. Ya sen böyle gidersen Sıdıka, senin askerliğin hayatta bitmez ha. Evet, buyurun. Şöyle buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Yenge nasılsın? Yemeğe şapkattın mı bakalım ha? Ay bizde gerek kalmıyor. Merhaba genç, dik dur. Karın içeri, göğüs dışarı. Ooo, rakılar da hazırlanmış. Sen seviyorsun diye Safiye Çerkez tavuğu yaptı çavuşum. Geç, geç otur, buyur şöyle. Yenge buyurun, siz de şöyle buyurun. Hadi, hadi ev halkı siz de çökün bakalım. Hadi. Münevver abla. Güzelim, orada mutfak tarafında bir ışık yanıyor. Lüzumsuzsa git söndür onu. Aa, yok yok, o gitmesin. Gitti mi 40 saatte dönmez şimdi. Ben söndürürüm. Yok yok yenge, sen otur. Ben söndürürüm onu. Sizin çocuk nasıl Münevver abla? İyi iyi. Babasının verdiği 800 şınavı çekiyor. Zekeriya güzelim ya. Hatırlar mısın? Hani her gün mercimek çıkardı da biz ona kara şimşek derdik. Fasulyeyle pilava da... Zorlu ikili derdiniz. Biliyorum, biliyorum. Bu daktiloda R harfi var. Biliyorum, hissediyorum. Şimdi de Z. 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 Hay Allah. Nerede bu Z harfi? Hah. En altta solda. En altta solda. Hah. Vay be. Vallahi doğruymuş.
Merhaba hocam, lahmacunlarınızı getirdim. Teşekkür ederim. Hocam, Samim de gelecek demiştiniz, hala gelmedi mi? Geceleri Samim'i bulmak biraz zor oluyor Itır. Yani kendisi biraz gece hayatından düşkün de... Hal böyleyken nasıl ninjalık yapıyor anlamıyorum. Telefon edip sormamı ister misiniz? Yok yok. Onların telefonu şey oldu. Bozuldu. Yani belediye kazı yaparken hatları mı koparmış ne? Samim gelmese de çok önemli değil canım. Sen varsın ya. Bakayım hocam ne kadar yazdınız. Bu kitap değil Itır. Yani Kültür Bakanlığı'na kitabımın telif haklarının koruması için dilekçe yazıyorum. Yani aksi takdirde ben korumak zorunda kalacağım. Ama hocam çok yavaş olmuş. Keşke 10 parmak bilseydim. Size yardımcı olurdum. Senin 10 parmağın yok ki Itır. Anlayamadım. O minik küçük serçe parmağın var ya. İşte bu, işte bu. Bu var ya bu. Bu benim, bu benim. Uva, uva, uva. Aman Allah'ım. Neler söylüyorum ben. Kusura bakma Itır. Yaratım sürecinde her yazara olur bu. Yani böyle durumlarda kendimizden geçip adeta bambaşka bir insan oluyoruz. Bu durumda kalma sen istersen Itır. Ya benim ne yapacağım belli olmaz. Ama hocam kalıp yardım etmek isterim. Yo yo sen git Itır. Ben böyle bir insan değilim. Lütfen git. Allah kahretsin ki böyle bir insan değilim. Değilim. Beni çağırdı Nathan'ın komutanı. Adını hala aklımda tutarım. Archibald Bey. Yanımda çevirmeni filan da var. Dedi ki, ben dedi, böyle disiplinli bir kişi gördüysem şerefsiz evladıyım. Sen nerelisin diye sordu. Onlarda da var bu memleket şeyi. Mesela yanındaki adam Texas Alabama'dan. Uyuz çevirmenin biriydi. Esasında çevirmen filan değilmiş bu. Dağıtımda çevirmenim demiş. Konu dağıldı Fevzi amca. Gereksiz yere çevirmene kaydınız. Lan sen de salak. Çok dinliyormuş gibi bir de konu dağıldı diyor. Her neyse. Ne diyordum? İşte bizim Archibald bana dedi ki, aferin, sizin bölük çok iyi yetişmiş. Sen git memlekette 10 gün izin yap. Bir gün hiç unutmuyorum, biz de tatbikattayız. O zaman NATO MATO askerleri de var tabii. Ben böyle... Ay Fevzi! Fevzi! Ayol şeyi de anlatsana. Hani ben seni ziyarete geldiydim bir keresinde. Ayol hani nişanlıydık o zaman. Ay Safiyeciğim, ben bunu ziyarete gittim de askere. Görme. Bu nasıl biliyor musun o zaman? Kupkuru bir oğlan. Ay, kadının bile askerlik anısı var abi, görüyor musun? Ailece tuhaf bunlar. Askerlik konusu, hep askerlik konusu. Yeter be! Bak, ben size başka bir konu anlatayım. Gençler de sıkılmasın. Alay gecesi yapıyoruz bir gün. İşte herkesin belli bir kabiliyeti var. Kimi Karadeniz fıkrası anlatıyor. Kiminin sesi güzel, şarkı söylüyor. Biz hiç bilmezdik. Bizim bu Zekeriya Onbaşı sen kalk, bir güzel şiir oku, bir güzel şiir oku. Aman paşam abartmayın ya. Yok yok Zekeriya. Vallahi billahi ağlayan sızlayan da oldu o gece. Masa altından vodka da içiyoruz biliyor musun? Ya hadi baba okusana şu şiiri ya. Ya hakikaten baba ya. Konu dağılır konu. Hı? Aman canım Zekeriya'nın bildiği şiirden ne olacak Allah aşkınıza? O bilse bilse Elif'le Kanlısını bilir. Ne alakası var Safiye? Ben daha çok aşk şiirleri okurdum. Ümit Yaşar Oğuzcan'dan. Aa! Ay o da mı sizle askerdi? Ya ne alakası var be kadın? Ne alakası var ya? Her neyse babacığım ya. Okusana şu şiir ya! Okuyalım bari ya. Şimdi Fevzi çalışırım. Sen de nereden çıkarttın şu şiiri ya? Alem adamsın ya. Ben bir ayten tutturmuşum gidiyor.
Oh ne iyi. Aytenli içkiler içip sarhoş oluyorum. Ne güzel. Hoşuma gitmiyorsa denizlerin rengi, biraz ayten sürüyorum, güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum ayten üstüne. Saatim ya aytene 5 var ya da aytene 5 geçiyor. Ne yana baksam gördüğüm o. Oh, ne zaman gözlerimi yumsam aklımdan geçen o. Bana sorarsanız mevsimlerden aytendeyiz. Günlerden ayten ertesidir. Odur gün be gün beni yaşatan. Onun gözleridir şafakta gördüğüm. Akşam kızıllığında onun dudakları. Aa, yeter ama Zekeriya, açık açık anlatma herkesin yanında. Ne oldu be? Ne o öyle şiir miyir? Ayten mayten? Kim o Ayten? Safiyeciğim, yani ne Ayten'i? Bu bir şiir. Yani ismin gerçekle, kişilerle hiçbir ilgisi yok. Bana bak Zekeriya, kıvırtma öyle. Sebepsiz yere öyle şiir miyir okumazsın sen ha? Ayten'miş. Ya bana bak, doğru konuş. Öyle hisli hisli Ayten, Ayten diye. Kim o? Safiye, bak. Ya bu sadece bir isim. İsim. Yok ya, isimse niye Fahri abla şiirini okumadın ha? Niye Ayten Ayten diye şiir okuyorsun tabi? Fahri abla senden yaşlı, evlenmiş, Erzincan'a yerleşmiş değil mi? O sana göre değil ama Ayten sana göre böyle beyaz tenli, etine dolgun. Ha? Ya nereden çıkartıyorsun şimdi bunları Safiyeciğim? Yenge, yanlış anladın şimdi sen. Bunlar geçmişte kalmış şeyler. Konuşma sen de ha? İşbirlikçi. Anne! Anne yazsana. Çekil! Yenge çok disiplinsiz Zekeriya. Şınav cezası versen buna. Dur şimdi Fevzi Çavuş'um. Safiye'nin küsmeleri çok kötüdür vallahi. Bir küstü mü 3 ay sürer. Safiye! Şişt, dinle beni bak. Aç şu kapıyı ya. Aç. Aç diyorum sana. Kız anana bir şey söyledi. Anne çok saçma bu yaptığını. Anne hadi çık dışarıda konuşalım. Aa, ne çok başladınız be. Ha, geç oldu hadi gidin yatın. Saat Ayten'i çeyrek geçiyor. Sayın Korner Meatball Köfte Ocağı yetkilileri, şikayetim şudur. Köfteleriniz pek lezzetli. Ancak servisten ve servisi yapan garson çocuktan şikayetçiyim abi. Bir daha yeni elemanı olarak seçmişsiniz. Bir tüketici olarak diyorum ki yanlıştır bu. Bilgilerinizi arz ederim. Neriman Kumluk, ev kadını abi. Kız, şşt, Safiye. Kız çok kötüyüm ben, vallahi kötüyüm. Aman! Ya. Bırak şimdi numara yapmayı Zekeriya, kendini acındırma bana. Ya vallahi acındırmıyorum kız. Ya çok kötüyüm diyorum sana, öleceğim diyorum ya. Şuramda, şurada, midemde bir şey var. Faredir Zekeriya. Ya da Ayten oturmuştur orana, Ayten. Ulan bırak şimdi Ayten'i Mayten'i de. Ölüyorum ben ya, kalk bir hastaneye falan giderim. Kalkmayacağım Zekeriya. Ayten'e telefon aç, nane limon kaynatsın sana ha? Zıkkımın kökünü itseydin. Ama Safiye, kız ölüyorum diyorum sana ya. Bir ambulans mambulans çağır hiç olmazsa. Ah sen iyi bir adamdın Zekeriya Saka. Seni hep iyi bir adam olarak hatırlayacağım anacığım. Ben Ayten'le beni düdüklediğini de torunlarına anlatmayacağım asla. Allah rahmet eylesin. Hadi iyi uykular. Lan Safiye, vallahi ben çok ciddiyim lan. Öleceğim lan Safiye. Efendim, alo. Alo. Safiye Saka ile mi görüşüyorum? Benim, buyurun, ne var? Hanımefendi, ben Zekeriya Saka için arıyorum. Kendisi şu an burada yatıyor. Haber verilmesini istedi. Orada mı yatıyor? Tüh, Allah cezanı versin. Hemen aldın değil mi adamı koynuna ha? Ne koynu hanımefendi? Koynuna alma zaten o domuzu. Ta mezara kadar gitsin eşşoğlusu. Sen iki çocuğu arkanda bırak, el alemin karısını koynuna gir. Koyun falan yok hanımefendi. Bana bak Ayten Hanım, sana da bir çift sözüm var. Kulaklarını aç beni iyi dinle. Yuva yakanın var ya, yuvası olmazmış derler. Duydun mu beni? Burası Bihter abla özel hastanesi. Eşiniz şu an operasyonda. Dün gece oğlunuz getirdi, mide kanaması geçiriyordu. Ne?
hastanemizde 15-17 saatleri arasında böbrek tedavisinde %10 indirim yapılmaktadır. Böbrek hastalarına duyurulur. Gece vakti peşime takıldın diye sana kızıyordum Zehra ama iyi ki de gelmişsin ha. Senden başka kalmayacak kimse çıkmadı. Ayol benim o kulübede durmamda bir hayır vardı zaten. Onca insan arasında geldim sizin bahçenize yerleştim. Meğer kan grubumuz tutuyormuş. Sağ ol Zehra. Önemli değil Junior Müdürüm. Daha kan gerekiyorsa ben veririm size. Yaldızlı sigara kağıdı, teneke kutu filan da var. İster misin? Yok yok Zehra. Kaldır onları. Kalsın onları, kalsın. Kalsın. Baba! Zeki, Samim! Anne. Ne oldu? Baygın şimdi, duymaz anne. Samim sağlığı nasıl? İyi işte. Mide kanaması geçirdi. Ay. Kan verip ilaç tedavisi yaptılar. Zekeriya, bak aç gözünü alacağım. Bak ne diyeceğim, ben Ayten'le oturmaya razıyım, tamam mı? Ya ne Ayten'i anne ya? Bir şiir okudu diye ne kadar kızdırdın adamı. Ben bir şey yapmadım kız. Ay içti içti rakıları bok varmış gibi. Ama hep o Fevzi'nin yüzünden. Ona ayak uydurursa olacağı bu işte Sadık'a. Herif sünger gibi içiyor ya, sünger gibi. Hastanın yanında tartışmayın teyze. O duyuyor hepsini. Sen karışma bakayım. Hem ne işin var senin burada ha? Hastaya mikrop bulaştıracaksın. Çık bakayım dışarı. Zehra babama kan verdi anne. Ya. Evet. Bu ne kalabalık böyle? Hastayı yalnız bırakalım. Herkes dışarı. Ben kendisinin nikahlı karısıyım doktor bey. İzin verirseniz refakatçi kalmak istiyorum. Ben de kanımı verdim. Ben de kalacağım doktor müdürüm. Size çok önemli bir görev veriyoruz Arzu Hanım. Washington DC'ye Bay Başkan'a nakil için bir organ götüreceksiniz. Bir beyin. Beyin mi? Organ nakli deyince başka bir şey zannettim. Niye beyin götürüyoruz ki Bay Başkan'a? IQ'su falan az olabilir ama bildiğim kadarıyla kendilerinin bir beyni var. İyi de kendisinin beyni hep savaşa çalışıyor. Bu ise bir fizik profesörünün beyni. İyi gelir diye düşündük. Ama zamanında yerine yetiştirilmezse hiçbir anlamı yok. Anlıyorum. Tabii ki bu beyni taşırken dikkatli olmak, asla ve hatta sarsmamanız gerekiyor. Sakar olmayan bir insan olarak sizden istediğimiz budur. Bu beyni bir an önce Washington DC'ye götüreceğimden emin olabilirsiniz. Sizi Rus mafyasına karşı uyarmak isterim Arzu Hanım. Yolda kara paltolu adamlar beyni bir başkasıyla değiştirmek ya da aklını karıştırmak isteyebilirler. Biri beni sarsıyor. Sarsmayın lütfen. Sarsmayın. Engel olamıyorum. Durun lütfen. Beynin aklı karışacak. Hadi kalk kızım kalk. Hastaneye gideceğiz. Seni doktora götüreceğim. Hadi yavrum kalk bakayım kalk. Hastane mi? Doktor mu? Ben az önce görüştüm doktorla anne. Olsun. Yine görüşürsün ha. Hadi bakayım kalk hadi. Ama ben niçin doktora götürülüyorum? Bunu bana söylemedin. Yavrucuğum hani senin merkezi sinir sisteminde bir arıza var ya. İşte onu iyileştirmek için doktora gideceğiz. Doktor amcan çekiçle dizine vurmuştu ya. Benim sinir sistemimde bir şey yok anne. Yavrucuğum arada bir dengeni kaybedip elinden bir şeyler düşürüp kırıp döküyorsun ya. İşte onları iyileştirmek için doktor amca sana ilaç verecek. Sen de iyileşeceksin. Belki. Tamam, gidelim doktora. Ama ben doktorun ne diyeceğini biliyorum. Kızınız sakar değil. Kızınız sakar değil. Tıp bunu açıkça kanıtlar. Tabii. Hadi gidelim gene. Hadi çocuğum hadi. Aşk olsun Zehra'ya. İnsan bir haber verir değil mi? Yüreğimiz ağzımıza geldi.
Ayol haber verecek vakit mi vardı Sıdıka? Göz göre göre gidiyordu müdürüm. Gece vakti baktım benim bebek arabası kurcalanıyor. Önce hırsız zannettim. Meğer Samim taksi durağına kadar babanı benim arabaya yükleyecekmiş. Şşşt! Burası hastane, sessiz olalım, istirham ederim. Çevremizde hastalar var değil mi efendim? Gürültüden rahatsız olabilirler. Aa, tıraşan müdürem, senin ne işin var burada? Hasta mısın? Hastaneye gelmek için ille de hasta olmak gerekmez değil mi Zehra? Gerek kan vermek, gerekse hak sağlığı özen gösterebilirsin dediğimi tehlik için geldim buraya. Affedersiniz, onlar çalışacağına mı gidiyor? İzninizle ben de gelmek istiyorum. Şşşt! Bir dakika, atacaksanız onları bana verin. Sana söylüyorum adam. Geçmiş olsun Samim. Duyunca hemen geldim. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok hocam. Yani kendisi şu an iyi durumda. Bu durumda moral çok önemlidir Samim. Ben de bu yüzden kitabımın yazdığım kadarını getirdim Zekeriya Bey'e. İyi de hocam. Hani siz daktilo ile yazıyordunuz. Bunlar el yazısı. O daktiloyu kırdım Samim. Yani gereksiz yere hızımı kesiyordu. Hem harflerin yeri çok karışık. El yazısı daha sıcak oluyor. Ancak bu sefer de gece yazdıklarımı sabah okuyamıyorum. Hocam. O zaman buyurun şöyle, hazır buradayken sizi bir gözcüye gösterelim. Gelin gelin. Gözcü olabilir de bu hastanede dişçi yoktur değil mi Samim? Yok. Yani yüksek ninja bile olsa dişçiden korkuyor bünye. Artık yanımdayım. Ay ne var be? Ne arıyorsun sen burada? Köfte getirdim Sıdıka. Dur bak şurada bir yerde olacak bir saniye. Kendi üretimimiz biliyorsun değil mi Sıdıka? Hah buldum işte. Hay Allah ya. Belki köftenin yanında yemezsin diye ayrı getirdim soğanı Sıdıka. Sen yemezsen ben de yemem katiyen. Bak yani çiftler soğan yemeden önce birbirlerine danışmalıdır değil mi? Kusura bakma Sıdıka. Hastaneye köfte falan yemek memek koymuyorlar diye gizli getirmek zorunda kaldım. Ama bulamıyorum yani. Dedim bak buldum. Gördün mü? Al. Bak ne olursa olsun sakın merak etme Sıdıka. Her zaman arkandayım. Yani ne de olsa biz bir aileyiz ya. Sağ ol Kenar ama ben sana bakamam. Bence sana bir doktor baksa daha iyi olur. Anladığım kadarıyla bir takım ilaçlar kullanman gerekiyor. Merak etme Sıdıka. Ben öyle zorluk falan çıkartmam. Ya mesela ayak falan yıkattırmam. Hiç çıkartmam yani. Tamam Kenar, sağ ol köfte için ama hadi git artık görüşürüz. Tamam tamam fazla kalmayacağım merak etme. Zaten minibüsü ambulansın girişine bıraktım. Bak Zekeriya amcaya geçmiş olsun dileklerimi iletmezsen ölümü gör Sıdıka. Hadi eyvallah. Hadi. Şu duvarlar boya istiyor, onlar yenilensin. Dikkat dikkat, check-up'ta dumping başlamıştır. Check-up'ta dumping başlamıştır. Zekeriya. Canım kocacığım benim. Yavrum. Bak beni duyuyor musun sen ha? Bir şey söyleyeceğim sana. Bak istersen Ayten diye sayıklayabilirsin Zekeriya ya. Ayten. Bak hiçbir şey demeyeceğim tamam mı? O bir anlık bir kıskançlıktı işte. Ulan Ayten ne de sana da başlayacağım ha. Şurada canımın derdine düşmüşüm. Sen Ayten diye dırdır ediyorsun ya. Ay yaşasın kendine geldi kocacığım. Bir arzun var mı Zekeriya? Haydari istiyorsun Safiye. Akşamki rakıdan da var mı yanında? Hala rakı diyor. Böyle deldirdin o mideyi işte Zekeriya. Dalga geçiyorum lan dalga geçiyorum. Ne yiyeyim şu halimle. Bana bak Safiye. Bir an evvel çıkıp gidelim buradan. Bu Samim salağa yakın diye getirdi ama. Yani acayip fatura girer burada. Ne de olsa özel hastane ya.
Ne yapalım? Sen iyi ol yeter ki Zekeriya. Bakacağız artık bir çaresine. Evet, hastamız nasıl bakalım? İyi, kendine geldi biraz. Acaba başka bir test tahlil falan yapılacak mı? Ha? Vallahi bilemem. İstediğinizi yaparız. Siz ne isterseniz yaptırın, arzunuz belir. Nasıl yani biz ne istersek yaptırır? Yani siz ne düşünüyorsunuz? Hani bir daha midesi kanar mı diyorum? Vallahi kanar mı kanamaz mı bilemem. Çünkü ben doktor değilim. Muhasebeciyim. Aa! Sizin birikiminiz nedir yenge? Bunlar sizin mi? Benim ne oldu ki? Hani sonradan ödemelerde problem çıkıyor da o yüzden şey etmiştim. Valla çocuk öyle apar topar getirmiş yani. Hani direkt daha bir para çıkaramayacağız. Ne önemi var, ne önemi var? Senet imzalarız, kredi kartı kabul ederiz. Dolar, euro, bono, oho. Arabanız var mı? Hani sonradan el koymak gerekirse diye söylüyorum. Var, var, var. Dükkan da var. Merak etme. Her şeyimiz var. Bir yere kaçacak değiliz. Estağfurullah efendim. O nasıl söz? Ne demek, ne demek? Ben öyle bir uğramıştım zaten. Hadi geçmiş olsun, geçmiş olsun. Her şeyin başı sağlık değil mi? Doktor bey durumu nasıl? Vallahi hasta kendine geldi ama ben doktor değilim. Muhasebeciyim. Arada böyle hastaları dolanıyorum. Aranızda hasta var mı? Yatın yatın. Bakın bundan ucuz bir hastane bulamazsınız. Üstelik 24 saat açık. Ameliyat mameliyat her şeyi yapıyoruz. Kardeşim madem doktor değilsin neden bizi meşgul ediyorsun ki yani? Siz bilirsiniz gelmişken faydalanın dedim. Hem bu doktorları başka bir yerde bulamazsınız. Ama neyse hocam hazır babam kendine gelmişken gelin içeri girelim hadi. Gelin gelin. Başka bir şey kırıp dökeyim demek. Burası devlet hastanesi değil, özel hastane. Her kırdığın şeyin parasını alırlar çatır çatır. Gel. Ay vallahi anne ben değmedim bile durup dururken düştü. Ben de ne yapayım üstüne basarlar diye yanıma aldım. Aa anne bak Sıdıka. Sıdıka. Ay. Yavaş ne işin var burada? Yoksa sen de mi sakarsın? Benimkine bakıllı değilmişim. Kız sus biraz. Biraz sus da Sıdıka konuşsun. Hayrola ne oldu yavrum? Babam mide kanaması geçirdi Goncagül teyze. O yüzden geldik. Ay geçmiş olsun. Peki şimdi nasıl? Keşke başka hastaneye götürseydiniz. Arzumun dizine iki çekiç vurdu diye herif dünyanın parasını istedi. Biz yakın diye geldik. Müsaitse bir odasına gideyim. Ah Zekeriya Bey. Ah kanama geçirmiş. Bana ne ben de geleceğim odaya. Hayır sen burada kalacaksın. Adam hayatı tehlikeye geçirmemiştir. Aman bir, aman bir. Bak Sıdıka, raporum var elimde. Kimse güvenmiyor bana. Sinir sistemi tamamen temiz çıktı. Olay tamamen psikolojikmiş. Evet, tamamen psikolojikmiş. Hadi. Bu niçin yerde? Bunu alalım buradan. İyi günler. Nasılsınız? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bir ağrınız, şikayetiniz var mı? Gece bizim bey hiç uyuyamadı. Saat 3'te gelip tahlillerini alacaklardı. Gelmediler. Acaba siz alabilir misiniz? Arkadaşın tahlilleri alınsın. Teşekkür ederiz. Bu arkadaşa bir değnek daha verin sen. Peşinden gidiyoruz da kim bu kadın? Bilmiyorum ki bakalıkta müfettiş falan mı gönderdiler acaba? Birini sorun ya. Bütün gün peşinden mi koşacağız biz bu kadının? Vallahi ben soramam. Çok otoriter bir hali var. Merak etmeyin. Sizin dikişler de alınacaktır en kısa zamanda. Tıp gayet ileri. Fevkalade. Müfettiş hanım. Buyurun. Hanımefendi. Pardon sakıncası yoksa sorabilir miyim? Acaba siz bir kimsiniz, nesiniz? Ben bir yurttaşım. Sorumlu bir yurttaş. Yurttaş mı? Nasıl yani? Siz bakanlıktan gelmiyor musunuz? Müfettiş değil misiniz? Hanımefendi bir sıfatım ve titrim olmadığı gibi olmasını da istemem. Öyle mi? Tam da yerine geldiniz hanımefendiciğim. Ben de bir asabiyeciyim. Sizi bir muayene etsem çok iyi olacak. Kendinizi müfettiş sanıyormuş gibi bir haliniz var. Hay hay. Ben hep orayı da merak etmişimdir. Böylece sizin orayı da denetlemiş olurum. Gördüğüm kadarıyla hastaneniz temiz. Ancak hastalar fiyatlardan yakınıyor. Özcan Deniz, ortopedi reyonunda hayranların alçılı yerlerini imzalamaktadır. Hala alçınız yoksa acele ediniz. Check-up'ta dumping sona ermiştir.
Hastanemize alışveriş ettiğiniz için teşekkür ederiz. Buyurun Zekeriya Bey. Son kitabımın taslak hali. Bitirmeye vaktim olmadı. Dur, hadi. Buyurun. Geçmiş olsun. Sağ ol Batur abla. Ben de bunu size getirdim. Seni Allah kahretsin. Dur kız, bir yerine bir şey kaçırıyor. Kız az önce onu atmamış mıydık ha? Gene mi çöpten alıp getirdim buraya onu? Bu o değil anne. Dışarıdaki duvardan düştü. Maalesef öyle Gonca Gül teyze. Gel kız, gel bakayım. Otur şöyle. Gel. Gözü kör olma yazacağım. Dur, çek ol. Ya. Ay. Zekeriyacığım gördün mü? Bak ne çok sevenimiz varmış canım benim. Ya sağ olsunlar. Hepiniz sağ olun da. Ya ben buradan bir an evvel gidelim diyorum. Yoksa acayip bir fatura gelecek. Sonsuza kadar burada yatacağız yani. Tamam. Ben kan verdim. Ya apartman dairesine iki tane yatak atıp ondan sonra özel hastane diye yüzlerce para alıyorlar be. Hiç, burası tuhaf zaten. İkide bir indirim anonsu yapıp duruyorlar. Hastanenin içinde döviz büfesiyle kuyumcu bile var. Evet, hastamız nasıl bakalım? İç ancam ağzına. Bu yüzük işe yaramaz hanımefendi. Siz hasta değildiniz değil mi? İçinizde hasta olmak isteyen var mı? Varsa hemen hasta olsun. Çünkü 100.000. hastamıza %50 indirim var. Bakar mısın? Şu bizim hesabı çıkarsanız da biz buradan gitsek diyorum. Kalsaydınız abi, istediğiniz kadar yatabilirsiniz. Kısıt yok yani. Yalnız birazdan gece tarifesine geçeceğiz. Çift yazar. İsterseniz bugün gidin, yarın gelin. Cumartesileri yataklarda indirim var. Yok istemez ya. Ben bir an önce gideyim. Öleceksem de evimde öleyim. İyiyim ben. Ölürseniz merak etmeyin. Biz hastane bünyesinde sizi aklarız, paklarız. Defin işlemlerini hallederiz. Memleket nereydi? Sinopluyuz. 14 vilayete servisimiz var. Cenazeniz yerde kalmaz. Yollarız. Siz ne biçim bir insansınız kardeşim? Bir hastayla böyle konuşulur mu? Bakın siz de hastasınız. Renginiz sararmış, solmuş. Hemen yatın. Yatın. Fiyatla anlaşırız, taksit yaparız, indirim yaparız. Hastanemizin yaptırdığı anahtarlık ve tişörtlerden almak isteyen var mı? Anısı olur, giyersiniz sıcak sıcak. Ya istemez be adam, istemez. Bırak bir an evvel evimize gidelim, çıkar şu hesabı ya. Hemen çıkarıyorum efendim. Ne vardı sizin? Evet, bir mide kanaması, artı bir acil. Bir de bir kadın vardı, Drahşan diye. Ona da ilaç verdik. Sizin hesaba ekliyorum. Evet. Yalnız o kadın çok asabi biri. Çok asabi. Evet. 3 milyar falan tutuyor. Evet. Müessesenizde dikkat çekmek... Garsonunuz... Gözünü ayırmadan mütemadiyen memelerime bakmıştır. Şikayetçiyim, adalet arıyorum. Gülüzar Zilsaç, finans uzmanı. Lan Ayri, bu şikayet kutusu niye bir gecede tıka basa doldu? Kamuoyu abi bu. Halk böyle bir şey işte. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Geçen seçimleri ele alalım mesela. Sandıkta tam 3 tane siyasi parti liderini tarihe gömdüler abi. İyi de oğlum, niye herkes ayın elemanı Kerem'den şikayetçi? Halk bu abi. Tercihlerine saygı göstermek lazım. Bir nevi referandum olmuş orada. Oğlum benim anlamadığım olay şu. Niye kimse el yazısı kullanmamış da daktilo yazısıyla yazmış? Nereden yağıyor lan bu daktilo? Gökten mi yağıyor? Vallahi yağıyor abi. Dün ben bunu yolda gördüm. Lan Ayli, sen askerde yazıcıydın değil mi? 10 parmak daktilo biliyordun değil mi Ayli? Halkın tercihleri bir zubayız burada abi. Askeri lütfen bu tartışmanın dışında tutalım. Rica edeceğim Kenan abi. Ya kardeşim, sen ne kadar haset bir insansın ya. Sen niye böyle davranıyorsun bize ya? Ben şimdi senin o 10 parmağını da... Abi yapma. Abi yapma. Kutlu. Gel lan buraya. Gel lan. Gelme lan buraya. Dikkatle gelme lan. Kıvırt, komutan geldi. Hoş geldin Fevzi abi. Geç şöyle oturalım. Zekeriya canım. Sen ne yaptın güzelim? Duyar duymaz geldik vallahi. Nasılsın? Korkuttun bizi ya. Hiç unutmam. Zekeriya bir defasında revire çıkmıştı. Postalına taş kaçmış.
Kız yok yere hır çıkartıp beni hastanelik ettin ha. Ne ayteni ya? Benim Safiye'mden başka kimim bu? Hep benim yüzümden oldu Zeki ha. Durduk yere Celal'ini verdim işte onun için. Demek ki akacak kanda midede durmazmış Safiye'ciğim. Neyse evet. Oldu bir kere. Sen yine iyisin baba. Şiir okuyup hapse düşenler var ya. Hadi kahve yapayım size. Sağ. Edi'yle Büdü gibi için tamam mı? Baba, ben dükkanı açmaya gidiyorum. Bir şey diyecek misin? Kıymetimi şimdi anladınız değil mi eşşoğlular? Ulan ben olmasam bu aile dağılır be. Zekeriyam sen evimizin direğisin anacım benim. Bak, Safiye direk dedin de aklıma geldi. Şimdi böyle askerdeyiz Fevzi Çavuş'umla beraber. Bir gün o direği kapmış böyle. Zekeriya doğru... yeter ama yani. Gına geldi senin askerlik anı. Allah aşkına yeter ya. Allah aşkına. Ya ne yapayım lan? Bütün gün yat 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 canım sıkılıyor. Bir iki laf da etmiyorsunuz ki insanla. Allah. Zekeriya bak ha. Aklıma ne geldi anacığım. Ben senin canın sıkılıyorsa ben sana çok güzel bir şiir okuyayım ha. Şiir mi? Sen mi okuyacaksın? Evet tabii ben. Niye şaşırdın? Bir şiir ezberledim onu sana okuyayım diyorum. Bak dinle şimdi bak. Bak dur. Allah Allah. Bak beni dinle dur, bak. Dinliyorum ha. Ben İsmail ve Rüstem yılbaşını kutluyoruz bu gece ve üçümüz üç kadehten İstanbul'u yudumluyoruz. İstanbul zehir zemberek, İstanbul buruk, İstanbul acı, susuz içilmiyor İstanbul. Şerefe İsmail, şerefe Rüstem. Kim lan bu İsmail'le Rüstem ha? Ne işin var lan senin onlarla? Ne var yani Zekeriya? 40 yılın başı bir şiir okudum anacığım, burnumdan getirme yani. Evet baba, Ümit Yaşar'ın şiiri bu da. Annem sürpriz olsun diye o kadar ezberledi. Sen karışma kız, sen karışma! Evli barklı kadının okuyacağı şiir mi lan bu? He? İsmail'le Rüstem'le kadeh tokuşturuyormuş. Mahsus yapıyorsun değil mi lan? Aa yapma ama Zekeriya. Sen de geçenlerde Ayten'in dudaklarını böyle ballandıra ballandıra anlatmıyor muydun? Senin dudaklarını ben mi ballandım? Zekeriya! 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 Midem yine kanadı lan. Beni hastaneye götürün çabuk. Çabuk sen bana bak çabuk sigort hastane. Bu sefer sigortu yedirin. Ambulans baba! Sevgili günlük, saat şu an gecenin 3'ü, hava sıcaklığı 7 derece. Annemle babamın nabızları ise normal. Sadece annemin tansiyonu arada bir inip çıkıyor. Sana bu satırları Bihter abla özel hastanesinden yazıyorum. Önce babamın, sonra da annemin şiir sevdası yüzünden buranın hatırı sayılır müşterilerinden olduk anlayacağın. Aslında bir daha gelmemeye tembihliydik ama sağlık işte, her şeyin başı. Babamın yeni faturayı görünce yapabileceklerine karşı annem bazı önlemler aldı. Burada kredi kartının limiti dolmadığı sürece insana biraz daha iyi davranıyorlar. Her yerde olduğu gibi hastanelerde de param varsa senden iyisi yok. Kalıp daha fazla yazmak isterdim ama biraz sonra indirimli selülit tedavisi başlayacak. Kaçırmak istemiyorum. Hadi hastalıkta ve sağlıkta. Öpüyorum iki yanaktan. Ayten'e, İsmail'e, Rüstem'e ayrı ayrı selamlar. Sıdıka Saka. Göz tedavisinde indirim için son 20 saniye. 19, 18,